أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون Buna halkının cevabı ise yalnızca şu Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan kimselerdir demek olmuştu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında ailesini kurtardık. Onun azaba kalacaklar arasında olmasını kararlaştırdık. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanlara yağan yağmur ne kötüdür. De ki her türlü övgü Allah'ın hakkıdır. Seçtiği kullarına selam olsun. Allah mı yoksa onların ortak koştukları mı daha hayırlı? Onların ortak koştukları mı yoksa gökleri ve yeri yaratıp sizin için gökyüzünden bir su indiren mi? Biz o suyla gözlere, gönüllere ferahlık veren bahçeler bitirmekteyiz. Siz onların bir ağacını bile bitiremezsiniz. Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Hayır, onlar bile bile sapan bir topluluktur. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Onların ortak koştukları mı yoksa yeryüzünü sağlam ve yaşamaya uygun olarak yaratan, aralarında ırmaklar akıtan, ona dağlar yerleştiren, iki deniz arasında bir engel koyan mı? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Onların ortak koştukları mı yoksa zorda olan kimse kendisine dua ettiği zaman onun duasını kabul ederek kötülüğü ortadan kaldıran ve sizin yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Siz çok az düşünüyorsunuz. Onların ortak koştukları mı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, yağmur rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Onların ortak koştukları mı yoksa yaratmayı önce yapan sonra onu tekrar yaratacak olan size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? De ki haydi sözünüze doğruysanız dilinizi getirin.
De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse görünmeyen ve bilinmeyen alemi bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Onların ahirette ilgili bilgileri artmakta mıdır? Hayır, onlar onun hakkında şüphe içindedirler. Doğrusu onlar ona kördürler. O inkar edenler şöyle dediler. Biz ve atalarımız toprak olduğumuz zaman mı, biz mi yerin içinden çıkartılacağız? Bu bize ve daha önce atalarımıza vaat olundu. Bu öncekilerin efsanelerinden başka bir şey değildir. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da günahkarların sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların yaptıklarına üzülme. Kurdukları planlarından dolayı bir sıkıntıya da düşme. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Bir de sözünüzü doğruysanız bu bahsettiğiniz vaat ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki o acele ettiğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor. Şüphesiz Rabbin insanlara ihsan ve ikram sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Oysa Rabbin onların kalplerinin gizlediklerini de açıkça ifade ettiklerini de bilmektedir. Göklerde ve yerde gizli olarak bilinen her şey apaçık bir kitaptadır. Muhakkak bu Kur'an, İsrail oğullarına görüş ayrılığına düştükleri konuların çoğunu anlatıp durmaktadır. وَاِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Şüphesiz bu Kur'an, müminlerin yol göstericisi, onlar için bütünüyle bir rahmettir. Elbette Rabbin aralarında Kur'an'ın hükmüyle karar verecektir. O güçlüdür, bilendir. O halde sen Allah'a tevekkül et. Şüphesiz sen apaçık bir gerçek üzerindesin. Şüphesiz sen o daveti arkalarına dönmüş giderlerken ölülere işittiremezsin ve sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola çıkaracak değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar Allah'a boyun eğip teslim olanlardır. Kendilerine söylenen başlarına geldiği zaman onlar için yerin içinden onlara insanların ayetlerimize şeksiz şüphesiz inanmadıklarını söyleyen bir hayvan çıkarırız. Ayetlerimizi yalanlayan her toplumdan bir grup dirilteceğimiz gün onlar hesaba çekilmek üzere toplanıp gönderilirler. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.
sonunda geldikleri zaman Allah onlara şöyle der: onları bilgiyle kavrayamadığınız halde ayetlerimi yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? Yaptıkları zulümlerden dolayı onlara azap hükmü uygulanır. Artık onlar konuşamazlar. Bizim geceyi onda dinlesinler, gündüzü de çalışsınlar diye aydınlık yaptığımızı görmediler mi? Elbette bunda insana inanan bir topluluk için kesin deliller vardır. Sura üfürülecek. Allah'ın dilediği dışında göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi korkup dehşete kapılacak. İşte o gün herkes ona hor hakir olarak gelecektir. Dağları görür, onları sabit, hareketsiz tanırsın. Oysa onlar bulutların hareket etmesi gibi hareket ederler. Bu her şeyi çok sağlam yapan Allah'ın sanatkârane işidir. Şüphesiz o sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Men ca'a bil hasenati felehu hayrun minha ve hum min faza'in yevme idin aminun. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kim iyilikle gelirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan da emin olurlar. Kim de kötülükle gelirse onlar yüzleri üstü ateşe atılırlar. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılırsınız. Ben ancak kendisini kutsal ve dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, her şeyin kendisinin olana ibadet etmekle emrolundum. Ona boyun eğenlerden olmakla ve Kur'an okumakla emrolundum. Kim hidayeti kabul ederse sırf kendi lehine kabul etmiş olur. Kim de sapar giderse ona da ben yalnızca uyarıcılardan biriyim de. De ki her türlü övgü Allah'ın hakkıdır. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları bileceksiniz. Rabbin yapacaklarınızdan habersiz değildir. Sadakallahül azim.